Almanya'da yaklaşık 6 milyon Müslüman yaşıyor. En büyük Müslüman nüfusu 3,5 milyon kişiyle Türkiye kökenliler oluşturuyor. İslam, Hristiyanlıktan sonra nüfus olarak ikinci büyük din. Ülkede yaklaşık 2500 cami var. Bunlardan 900'e yakını Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve merkezi Köln'de bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, kısa adıyla DİTİB çatısı altında bulunuyor. Bu camilerdeki imam ve din görevlileri uzun yıllardır Almanya ve Türkiye arasında zaman zaman sorun oluşturuyordu. Almanya, Türkiye'den gönderilen imamların Almanca ve Almanya'daki yaşamı bilmediklerini, cemaatlerini tanımadıklarını öne sürerek bu imamların etkisini azaltmak amacıyla Almanya'yı tanıyan, Almanca bilen imamlar yetiştirmesini istiyordu. Alman İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Türkiye'den Diyanet'e bağlı imamların atanmasına kademeli olarak son verilmesi ve her yıl Almanya'da 100 imam yetiştirilmesini içeren bir sözleşme imzalandığını duyurdu. Faeser, uzun süren müzakerelerden sonra bu Almanya'daki Müslümanların uyumu ve toplumsal katılımı için bir dönüm noktası. Bizim dilimizi konuşan, ülkemizi tanıyan ve değerlerimizi savunan din adamlarına ihtiyacımız var. Biz dinler arasında diyaloğun geliştirilmesini ve toplumumuzdaki inançla ilgili soruların tartışılmasına katkıda bulunacak imamlar istiyoruz dedi. Anlaşmaya göre Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye'den atanan dini temsilcilerin teknik denetimini önümüzdeki yıl Almanya'daki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği DİTİB'e devredecek. 17 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Berlin'de yaptığı görüşmede de bu konu gündeme gelmiş. Diyanet'in imam gönderme uygulamasına son vermesi konusunda mutabakata varıldığı öğrenilmişti. Almanca bilen ve bu dilde vaaz verebilecek imamların eğitimi ise 2019 yılında faaliyete başlayan Almanya İslam Koleji'nde, ayrıca Münster ve Frankfurt Üniversitelerinde gerçekleşecek. Adaylar İslam ilahiyatı öğrenimi yapanlar arasından seçilecek. Birkaç yıldır Alman devletinin gündeminde olan bu konuyla ilgili tartışmalarda söylenilen başka bir şey, devlet memuru statüsüyle Türkiye'den Almanya'ya gönderilen Diyanet'e bağlı imamların Türkiye Cumhuriyeti Devleti lehine siyasal propaganda yaptıkları suçlamasıydı, iddiasıydı ve bu nedenle de özellikle DİTİB'e yönelik suçlamalar artmıştı son zamanlarda. Bu açıdan şimdi varılan uzlaşı DİTİB'i dışlamadığı ve Türkiye ile karşılıklı uzlaşı kapsamında karara bağlandığı için ve DİTİB'e denetim verildiği için iki tarafı da tatmin edebilecek bir karar. DİTİB Almanya'daki en büyük Müslüman örgütü, şimdiye dek Türkiye'den atanan ve Almanya'da DİTİB çatısı altında organize olan imamlar ortalama 4 yıl görev yaptıktan sonra Türkiye'ye dönüyordu. DİTİB bünyesinde görev yapanlar, imamlar, bütün hepsi, imamların tamamı maaşlarını şimdiye dek Türkiye'den alıyordu. Bundan sonraki süreçte Almanya'da yetişen, Almanca bilen, Alman devletinin arzuladığı imamların maaşlarının da Almanya tarafından verilmesi bekleniyor.